Hayat bir yol. Yol uzun, yol meşakkatli. Yol sabır ister, vefa bekler. Yolcunun tek beklediği ise içten bir dost. Yolcuyu yola döken umutları, hayalleridir. Çoluk çocuğunun rızık endişesidir. Sevdiğinin bekleyişidir. Odamız, şoför, nakliyeci ve otomobilci esnafının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulan bir meslek kuruluşudur. Odamız, Milas Şoförler ve Otomobilciler Derneği olarak 1966 yılında kurulmuştur. Görev almış başkanlarımız Mehmet Mat, Ömer Önel, İsmail Karayel, Özcan Birgi, İsmail Arslan, Murol Paskal. Thank you.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Kongresi. Emniyet Müdürlerini Ziyaretler. 7 Aralık 2010 Şoförler için Eğitim Toplantısı. 15 Kasım 2010 Kamyoncular Kooperatifini Birleştirme Çalışmaları. Federasyon Başkanı Fevzi Apaydın'ın odamıza ilk ziyareti. 25 Mayıs 2012 Trafik Bilgilendirme Toplantısı. Şoförler çözüm arayışında. Yeni garaj ziyareti. Yeni garaj çay dağıtımı. Türkiye Odalar Birliği Başkanı'nın ziyareti. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a sorunlar anlatıldı. Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan bilgilendirme toplantısı. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2003 yılında çıkartıldı. Bunun ana amacı ülkemizdeki karayolu taşımacılığının daha sistemli, daha disiplinli bir şekilde gelmesiydi. Bunun da en önemli konu, bizim esnafımızı ilgilendiren konu, bu kanunun içerisinde karayolda taşıma yapan bütün grupların yetki belgeleriyle birbirlerinden ayrılmasıydı. Ve her taşıyıcıya, yük ve yolcu taşıyıcıya birer yetki belgesiyle sınırlandırılmasıydı. Öncelikle yani sorun çok ama hiçbir sorun da çözümsüz değil. Hiçbir sorun da bizim çalışma şevkimizi ve moralimizi bozmaz. Israrla uğraşacağız. Ana sorun yüksek girdilerden dolayı fiyatların da düşük olmasından esnafın eskisi kadar ekonomik olarak güçlü olmaması. Merhaba sevgili dinleyenler. Bu haftaki gündem programında sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sayın Nurol Paskal. Esnafımız umutsuz olmasın. Sıkıntımız çok. Ama umutsuzluk bizi hep geriye götürür. Mücadeleye devam edeceğiz. Servis ve toplu taşıma araç şoförleri eğitimi. Eylül 2011 Milans Radyo Tek Röportajı. Bir dağınıklıktan kurtulmak zorundayız. Eğer bunu beceremezsek, üzülerek söylüyorum, kamyoncu esnafımızın gelecek tarihi çok fazla olduğunu değil. Gelelim bunlara en çok zarar gördükleri nokta, bir kere nakliye fiyatlarında bunların çok düşük olması. Nedir bu aktüre kadar? Tonaj kontrolünün sağlıklı olmayışında artık böyle kaçak, suçlu gibi yoldan yük taşıyan bir kamyoncu grubumuz oluştu. Ve sonuçta da bu haksız rekabetten en çok etkilenen, en çok zarar veren ve bu haksız rekabet içinde uyumu en zor olan kendi esnafımız çok zarar görüyor. Tonaj kontrolünün daha adil ve sağlıklı yapılabilir. Kurumlar bu denetimi yapacaklar. Milans'ta tonaj denetleme istasyonu. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yeni dönem. Antalya Bölge Toplantısında Milans Şoförler Odası'nın sorunları anlatıldı. Milans Şoförler ve Otomobilciler Odası, bünyesinde bulundurduğu ticari taksi kooperatiflerinin yetkilileri ile bir araya gelerek fiyatlarda indirime gitti. Milans Meslek Odaları ortak bir basın açıklaması yaparak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin Bodrum'a taşınmasına karşı çıktıklarını duyurdular.
odamızın Milas Kaymakamı Fuat Güreli ziyareti. Türk şoförü en asil duygunun insanıdır. Mustafa Kemal Atatürk.